Şimdi Demir abiyle ilgili bir durum var. Demir abi, dün Emine Hanım gelmedi biliyorsun. Fakat Emine Hanım'la ilgili yeni gelişmeler varmış arkadaşlar ve sevgili seyirciler. Emine Hanım gelmiş. Evet. Ben henüz görmedim ama buradaymış, arka tarafta bekliyormuş Demir abi. Ne diyeceksin? Vallahi şu an bir şey demeyeyim de. Yani dün gelmedi, bugün gelmiş. Merak ediyoruz neler söyleyecek sana, niye geldi? Senin de kafanda sorular vardır, onun da mutlaka söyleyecekleri vardır. Bunun için kısa bir reklam arasına ihtiyacımız olacak efendim. Evet Demir abi, Emine Hanım burada. Ama Emine Hanım'dan evvel mesajı geliyor. Bir mesajı varmış sana. Bir bakalım neler söylemiş Emine Hanım. Neler yazmış? VTR'miz de var, izleyelim. Evet. Ablacığım şimdi Demir abi için geldi. Sen şimdi ona karşı ne hissediyorsun? Demir abi deyince aklına ne geliyor? Bize böyle biraz anlatsana. Demir gelince aşk geliyor, sevgi geliyor, uykusuzluk geliyor. Tane anlatayım anne. Peki uykusuzum diyorsun. Nasıl oluyor? Ekranda görüyorsun. Ekranda başım, ekranda gördüğüm zaman elim ayağım titriyor. Dün çünkü çok bekledi. Gözyaşı da kendim döktüm. Hani gelmek istedim, gelemedim. Bunun için biraz da çevrem çok olduğu için sorum oluyor. Buraya da geldim, kız şimdi devamlı telefon ediyor. Şimdi Demir abi seni duyacak, sen heyecanlanıyorsun da. Üzüldüm dedin, ağladım dedin. Niye öyle oldu? Bilmiyorum ki. Kalbime bir aşk verdi Rabbim ki hiç anlatılacak gibiydi. O yaş içi program yaptı ama yaş içi program olmaz, sorun olmaz. Peki anlatılacak gibi değil dedin de bize biraz anlatsana. Yani Demir abiyi gördüğün zaman ne hissediyorsun? Onu izledin. Gördüğüm zaman elim ayağım titriyor. Kalbim çarpıyor. Ondan sonra nasıl mutlu oluyorum. Onun yüzünden 3 kere yemek yaptım. Yani o zaman böyle karnımızda kelebekler uçuşuyor diyorsun yani. Evet, kalbim sıkışıyor çünkü. Bilmiyorum, bir anlatılacak duygu değil. Onu yaşayan bilir. Evet, şimdi Demir abi, Emine Hanım'ın bu mesajı göndermesinin bir sebebi, amacı da çok heyecanlı olması ve çıkamama ihtimali varmış programa. Yani arkada şu an ama gerçekten çok heyecanlıymış. Zaten belirtmiş VTR'de de. Yani belki çıkamaya da bilirim demiş. En azından bu mesajı gönderir. Vallahi ben de iki arada bir derede böyle... Sen de evet. Hem şaşkınlık var yani, hem duygusallaştın. Yani böyle... Daha evvel herhalde hiç böyle bir şey yaşamadın Demir abi. Böyle bir şey yaşamadım. Buna benzer bir şeyler yaşadım da. Ama böylesi, ya insanın ne olursa olsun saygı duymaması ve etkilenmemesi mümkün değil. Düşün ki sen onun duygularından etkileniyorsun, o bu duyguları yaşıyor. Ha, yani ben ha, şu an Emine Hanım'ın gerginliğini, heyecanını çok iyi anlıyorum. Ve de tabii ki hani kalkıp gelmiş olması da çok önemli bir şey. Bir de şunu takdir etmemek elde mi? Bu kaçıncı, bak geliyor, çiçek, evet, hediye evet, gönderiyor, mektup evet, yazıyor. Bugün aynen de yine öyle. Bu. Yani çıkamasa bile anlayış göstermemiz lazım. Vallahi ben şaşırdım kaldım ya. Vallahi biz de şaşkınız ya. Gerçekten. Ne yapsak ne etsek bilemiyorum. Kalbim duracak gibi demiş. Ben bir gideyim mi biraz? Emine Hanım yanına mı? Yani bir... Git tabii. Bir bakayım mı? Tabii tabii. Yani. Herhalde buna bir şey demez Emine yani, Hanım. Bir git bak Demir abi. Hayır yani sen oradan bir sor. Hani gelmesin derse gitme. Bir sor. Emine Hanım'ın heyecanı bizi de heyecanlandırdı. Vallahi ben de hiç böyle bir şey yaşamadım daha evvel. Ne yapacağız bilemedim. Demir abi. Bir de ben bir bakayım. Ne oldu?
Ne oldu? Gitti. Nereye gitti? Ya titriyor ya kadın. Gerçekten. Vallahi döndü gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Şey, dışarıya doğru. Çıkmayacak mıymış? Çıkamıyor mu? Hayır Zuhal Hanım. Yani adım atacak şeyi yok. Oo. Zangır zangır. Vay, nasıl bir formül üretelim, ne yapalım? Vallahi ben de kötü oldum sana ya. Sana da geçmiş şey heyecanı. Allah Allah. Bir de ben bakayım. Ya ne yapsak bilmiyorum ya. Nerede Emine Hanım? Ya çok İlknur. Kötü gerçekten ya. Emine Hanım nerede? Şey. Burada değil şu an, evet. İçeriye doğru gitmiş. Gelmek istemiyor diyor İlknur. Gelmiyor. Vallahi dediğim gibi bu duruma anlayış gösterebiliriz sadece. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü hani hem yaşı itibariyle, hem sağlığı itibariyle, hem heyecanı itibariyle her şeyi de göz önünde bulundurmak lazım. Ne bileyim yani. Ben şöyle yapayım. Endişeleniyorum yani, da bir yandan. Yani, yani bir de o hani, var. Evet. Allah Zuhal korusun Hanım. Ben zannetmiyorum ki kötü bir şey olsun ama şimdi dediğim gibi bazı faktörler var. Onu da düşünmek gerekiyor. Şöyle mi yapsak acaba? Arkadaşlar ne dersiniz Demir abi? Ben aslında bir ne yapıp edip bir konuşayım onunla. Sen niye gidip yani. Öbür türlü herhalde şey bu uzadıkça daha farklı yerlere gidecek. Ya da acı çektiğini hissediyorum. Yani biraz önceki halini inanın görseydiniz siz yani, kötü olurdunuz. Ben kötü oldum yani. Ben ilk geldiğinde aynı şekildeydi arkada hatırlarsan. Gene çok heyecanlıydı. Gene ben de hani sordum iyi misiniz, çıkabilecek misiniz diye. Yardım et bana dedi. Tabii dedim. Çıktı. Allah biliyorsun Allah. Yüzünü de göstermemişti o zaman. Ay şimdi hiç çıkamıyor. O zaman öyle çıkmış, hak şimdi veriyorum, hiç çıkamıyor. Hak veriyorum ama ben konuşmaya çalışayım ya. Başka tamam. Türlü bu iş bence de. Yani farklı bence yerlere de. Gidecek. Bence de. Hayır buraya kadar kalkmış gelmiş. Bir de o var. Üzülür o da konuşamazsa seninle ama ne yapsın, kendine hakim olamıyor. Elinde değilse ne yapabilir yani. Yaş itibariyle de diyorum ya yani onun. Evet. Bu kadar büyük duygu değişimleri yaşaması da insanı düşündürtüyor yani. Öyle yapalım mı? Demir abi yollasak mı yanına? Ben bir konuşmaya çalışayım ya. Bence vallahi. Bir dene hazır gelmiş buraya kadar. Yani sen de davet ettin bu şekilde de oturamam çünkü. Ya. Yok oturamaz. Yani, ben de oturtamam seni şimdi. O da... Senin de içi kötü bir durum, benim de içim de rahat etmeyecek. Sen bir konuşmaya bir çalış Demir ya, abi, tamam. Hanım, vallahi. Bila rahat. Yani konuşursa. Tamam. Her solukta benim adım. Ben nasıl ki unutmadım. Sen